Mikrobat'tan herkese merhabalar. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte 12. nesil sistemi kutusundan çıkartacağız. Bakalım neler var neler yok. Republic of Gamers geldi Recep ve kutusu gayet siyah. Ali, siyah kutular beni heyecanlandırıyor. Çünkü içinden ne çıkacağını bilmiyorsunuz arkadaşlar. Gizem var, merak var, heyecan var. Yeni ürünlerin çıkacağı zaman heyecan böyle zirve yapıyor. Ve içerisinden Republic of Gamers yazısı görünüyor. Şöyle bir gösterelim bence. Aynen. Hoş gözüküyor. Nasıl çıkartalım? Böyle tutayım istiyorsan. Şimdi Ali, istersen sen tut. Ben şöyle kutuyu alayım. Kenardakileri çıkartalım. Bakalım. Ben alayım bu onu. Esnada elektrikli süpürgemiz bile şaha geldi böyle. Bu kutu şarj olmuyor arkadaşlar. Süpürgeden geldi o. Şimdi Ali, kutu anladığım kadarıyla şöyle bir dik çevirmemiz lazım. Ondan sonra... Şu dış kalıp var, zarf var. Evet. Bunu çıkartıyoruz. Muhteşem bir tasarım olmuş gerçekten. Fantastik olmuş. Şurada bir tane tutamaç var. Böyle kaldırdığınız zaman Republic of Gamers'ın altından ROG Maximus Z690 Hero anakartımız çıkıyor arkadaşlar. Evet Ali, Asus Roma rakamlı isimlendirmeye son vermiş nihayet. Evet, doğru. Hayret bir şey. Nasıl bunu yaptılar? PC Express 5.0 yazıyor, LGA 1700 yazıyor ve biz şu an buna şaşırıyoruz arkadaşlar. Yani 12. nesil geldi ve olsun. Bu değişikliği bizi en çok şaşırtan şey oldu. Şurada bir tane zarf var. Bakalım. Ne yazıyor Recep? Okuyorum Ali. Sevgili Teknopat ekibi yazıyor. Ne güzel. Yurt dışından özel olarak gönderdiklerinde gerçekten yayının ismini yazmışlar. Sevgili Teknopat ekibi, bu kutu içerisinde Republic of Gamers ailesinin en yeni üyeleri olan ROG Maximus Z690 Hero anakart ve ROG Rugen 2 All-in-One sıvı soğutma sistemi deneyimlemeniz için sizi bekliyor. Wow. Hadi bakalım. Asus'un oyuncular için tasarladığı en üst düzey donanımlarından oluşan bu özel kit, Intel'in 12. nesil işlemcilerinin performans testleri sırasında sizin için en uygun güç ve soğutma altyapısını oluşturacak. Keyifli ve heyecanlı bir test dönemi dileriz Asus Türkiye. Teşekkürler. Evet, kesinlikle baştan heyecanımız burada zaten. Recep, anakartı şöyle çıkartarak ben başlıyorum. Buyur. But wait, there is more. Daha fazlası var diye böyle bir kutu tasarımı yapmışlar. Burada yazıyor. Doğru mu okudum bu arada? Evet Ali, doğru okudum bence. Bunu da çıkartalım açıkçası. Evet, o da çıkıyor. Alttan çıktı. Süper. Ama burada da var kutu. Bir saniye. Şimdi Ali, sanki şunu şuradan atacağız gibime geldi ama bence yok. O ara katman. Tamam. O zaman sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar, Rugen 2 360 mm'lik sıvı soğutucu kutunun içerisinden çıktı. 360 mm'lik bu soğutucunun üzerinde arkadaşlar 3.5 inçlik tamamen renkli LCD bir ekran, dahili bir mikrofon var. 7. nesil asetek pompa kullanıyor. Noctua Endüstriyel PPC fanlar kullanıyor. Kesinlikle muazzam. Asus'un zaten bu Noctua işbirliği de kendisini soğutma ürünlerinde göstermeye başladı. Detaylı bir incelemesi değil ama bununla yaptığımız 12. nesil testinde ne bekleyebileceğinizi anlayabileceksiniz. Esas anakartı çıkartalım Recep çünkü çok fantastik özellikler var. Wi-Fi 6E gibi özellikler değil ama yeni DDR5 ve LGA 1700 destekli üst seviye anakart var karşımızda. Maximus Hero yazısı. Ali, logoyu da güzel yapmışlar, böyle evet. Piksel art gibi olmuş. Tabi burada da derinlikli bir aydınlatma olduğu söyleniyordu. Özellikle göreceğiz onu. Maximus Z690 Hero anakartımız arkadaşlar. DDR5 ve PCI Express 5.0 destekli. Şimdi buradaki M.2 yuvalarında PCI Express 5.0 desteği yok. Ama kutudan çıkan bu ekran kartıyla, hayır SSD kutusuyla ikinci PCI Express 5.0 yuvasına M.2 SSD'leri takabiliyoruz. Sırada Recep, bize PCI Express 5.0 SSD'yi ilk kimin göndereceği kalıyor. Kesinlikle. Yani 4.0 testleri bizi heyecanlandırırken 5.0'da artık coşacağız diye tahmin ediyorum. İnanılmaz olacak, müthiş olacak. Yani kutudan ekran kartı çıkıyor zannediyorsunuz diye bu espriyi yaptım. Daha önce çok söylendi. Bunlar M.2 kutuları arkadaşlar, özel soğutmalı. Şimdi anakartın arkasına da bir bakalım. Ali, arkada iki tane Thunderbolt portu var. Bunların 4.0 olduğunu tahmin ediyorum artık. Doğru. Ben kenarda belgeden kontrol ediyorum bu esnada. Thunderbolt 4.0 var. USB 3.2, Gen 2, 2x2. Ya 20 ve 10 gigabit portlar var Recep. 20 gigabit portlar var. 40 gigabit Thunderbolt'lar var.
DisplayPort çıkışı da var. Buradan optik çıkış da alabiliyorsun. Yeni nesil Realtek ses yongası da var. Üstünü üstlük belleklerle ilgili Asus'un yaptığı bazı fantastik şeyler var ama daha güzelini göstereyim. Şimdi bu ekran kartlarını takıp çıkarken sen sinir oluyorsun ya. Evet. Ekran kartını artık bu pinle bastırmak işkence oldu biliyorsun. Şunu evet. Şuradan çıkartmak için tornavida sokmak gerekiyor. Kimse anakartı. Evet. Keşfettin. Muhteşem. Artık şurada bir tuş var arkadaşlar. Ekran kartını buradan basıp mekanik olarak çıkartabiliyoruz. Buraya parmağımızı zaten sokamıyorduk. Yani bunu yapmaları müthiş olmuş. Bırak 12. neslin ötesinde bir yenilik benim için şu an. Gerçekten şuradaki soğutma burayı bloke ediyordu arkadaşlar. Ekran kartının üstünde de plaka olduğundan dolayı buraya ince uçlu tornavida sokmak gerekiyordu. O da riskli bir işlem. Çünkü tornavidayı kaçırıp anakartın üzerindeki devrelere zarar vermeniz mümkündü. Bunu düzeltmeleri gerçekten iyi olmuş. Yine bomba güzel bir şey göstereyim. Şurada gördüğün kasanın ön kısmına uyumlu kasalara bağlayabileceğin yeni nesil USB bağlantısının yanında onun özel güç beslemesi var. Yani anakart gücü bağladın, ön USB'yi özellikle tip C'leri falan hızlı ve güçlü kullanacaksan 60 watt'lık şarj edebiliyorsun ön porttan. Güç bağlantısında yaparsan. Süper. Ön USB portlar artık daha stabil çalışacak. Zaten siz bu videoyu izledikten biraz sonra Teknopat.net'te eğer her şey yolunda giderse bir canlı yayın ve o canlı yayında bayağı bomba güzel detaylar olacak. Hepsini birden izlediğiniz zaman kafanızda canlanacak. Bu işte yayın yasakları yüzünden arkadaşlar. Bildiğimiz her şeyi tek videoya koyamıyoruz. Bu bir kutu açılışı. Bu bir inceleme değil. İnceleme gelecek. Evet. Sabırsızlanıyoruz. Kesinlikle. Şimdi DDR5 desteği, DGA 1700, soğutma, PCI Express 5.0 bir ton sorunuz olduğunu biliyoruz. Peki incelemeler ne zaman olacak Recep? Yani ne zaman bir test verisi paylaşacağız? Ne zaman daha çok teknik detay anlatacağız? Ali, Kasım ayında bütün testleri paylaşacağız. Yeni işlemcilerin performansını ben de merak ediyorum. Bununla birlikte kısa videolarımızı ve haberlerimizi lütfen takip edin. Çünkü bir yandan keşfettikçe kendimiz kısa kısa haberleri yazacağız ya da kısa videolarıyla bunları da ayrıca paylaşmaya çalışacağız. Onlarda da özellikle yorumlarınızı bekliyoruz. Merak ettiklerinizi yazın. Ama görmediyseniz lütfen kanalımıza ve sitemize bakın. Çünkü yayınlamış olma ihtimalimiz ilerleyen bir ay içerisinde çok yüksek. Sorduğunuz bütün soruları yanıtlamaya çalışacağız. Evet, incelemeyi kaçırmak istemiyorsanız abone olup zile basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.